Çin merkezli Hristiyan bir yardım kuruluşu olan China Aid bağışladığı ve içlerinde çadırların da bulunduğu yardım malzemeleri sayesinde Afgan depremzedelerin barınma sorununu büyük ölçüde çözdü. Çin merkezli Hristiyan bir yardım kuruluşu olan China Aid bağışladığı ve içlerinde çadırın da bulunduğu yardım malzemeleri sayesinde günlerce açık havada uyumak zorunda kalan Afgan depremzedelerin barınma sorunu büyük ölçüde çözüldü. Yıkıcı depremde vilayette yüzlerce aile evsiz kaldı ve yakıcı güneşin gün boyu çevreyi kavurduğu ve sivrisineklerin tüm gece rahat vermediği yaz aylarında tahammül edilemez sıcak havada ağaçların altında yaşamak zorunda kaldı. Afganistan'ın Paktika bölgesinde yaşayan bir köylü olan Kan Muhammed, 22 Haziran'da Afganistan'da meydana gelen yıkıcı deprem yüzünden günlerce açık havada uyuduktan sonra China Aid'in gönderdiği ve içinde çadırın da bulunduğu yardımı teslim aldı. 7 kişilik ailemle birlikte aynı çadırda kalıyoruz ifadelerini kullanan Muhammed, Çin'in Afganistan'ın iyi bir komşusu olduğunu söyledi. Paktika Vilayeti Doğal Afet Yönetim Kurumu Başkanı Mavlavi Mansur, Barmal ve Komşu Gayan bölgelerindeki depremzedelere China Aid'in gönderdiği 920 çadırın ve çeşitli giysilerin dağıtıldığını açıkladı. 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 1000 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2000 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Çin, depremden etkilenen bölgelere yardım için 7,5 milyon Amerikan doları değerinde yardım taahhüdünde bulundu. Afganistan'daki geçici hükümetin baş sözcüsü Zabihullah Mücahit verdiği demeçte, Afganistan halkına bolca yardımda bulunacağını duyuran Çin'e teşekkür ediyoruz diye konuştu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra çeşitli ülkelerde depremden etkilenen bölgelere yardımda bulundu.